bugünün gerçek sahipleri olan sevgili çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı kıvılcım ile yok oldu denilen Türkler, önderlerine olan inançları ve tutsak yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen karakterleriyle küllerinden yeniden doğarak yırtık çarıkları, yamalı giysileri ve kuru ekmekleriyle dünyayı dize getirdiler. İşte bizler bu kahramanların evlatlarıyız. Bu nedenle vatanı için savaşan nene hatunlarımızı, öküz ölünce kanısına kendisini koşan Elif analarımızı, 276 kilolu dev top mermisini sırtlanıp topun ağzına süren Seyit Onbaşılarımızı ve adı hiç bilinmeyen, vatanı için düşünmeden canını vermiş on binlerce kahraman atamızı her zaman saygıyla anıyoruz. Bugün Millet Meclisimizin açılışının ve egemenliğin ulusa geçişinin 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim şeklinde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanarak Türk milletinin ufkunu açmıştır. Büyük Önder, uğruna binlerce şehit düşen bu vatanı hiç şüphesiz çocuklara emanet etmiştir. Ve sizlere diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bir dörtlükle sizlere veda etmek istiyorum. Ordusu galip gelsin diye son lokmasını cepheye gönderen yüce Türk milletinin evlatları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.